Gel abi. Onlar saçma. Evet, evet, evet. Evet. Camın da kırkında. Mudanya'daki yıkım belediyeciliğinin çok kötü bir örneğini daha yaşıyoruz. Burasını Büyükşehir Belediyesi 7-8 ay önce doğru düzgün bir park haline getirmişti. Burası Mudanya Belediyesi'nde olan bir yerdi ama 2009 ile 2014 yılları arasında Mudanya Belediyesi burayı Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis ettiği için bir sene önce de Büyükşehir Belediyesi burayı doğru düzgün bir park haline getirdi. Geçen akşam biz burada Cumhur İttifakı olarak çok güzel bir nokta mitingi gibi kahve toplantısı yaptık. Yeni yapılmış, pırıl pırıl bütün vatandaşlarımızın huzur içinde deniz kenarında oturduğu bir parkı Mudanya Belediyesi'nin kepçeleri görüyorsunuz arkada yıkıyor. Yani bu memleket bu kadar hor kullanılmayı, bu kadar kindarca yönetilmeyi hak etmiyor. Ama şunu çok net söylüyoruz ki 23 gün sonra Mudanya ve Güzelyalı'da yaşayan vatandaşlarımız 36 tane kırsaldan mahalle haline dönmüş köylerimizle beraber sandıkta bu yıkıma, bu kindar yönetime gerekli olan cevabı verecek. Mevcut belediye başkanının da bütün öfkesi anketler şu kadar bu kadar falan önde izliyordu ama hiçbir tarafa gidemiyor, hiçbir tarafta konuşamıyor. Gittiği yerde de bir belediye başkanının mazotu 1.8 liraya vereceğiz diye bir taahhüdü olabilir mi? Çepne köyünde kahvede Mudanya belediye başkanı ve bu dönemki adaya ben mazotu buradaki tüm çiftçilere 1.8 liraya vereceğim diye akla, hayale, izana uymayan taahhütlerde ve vaatlerde bulunuyor. Mudanyalı hemşerilerimiz 2014 yılında bu mevcut belediye başkanına çok güzel bir imkan verdi. Ama bu mevcut belediye başkanı bu imkanı kullanamadı. Vatandaşı ötekileştirdi. Burada kamuya ait bir yerin parkı yıkıyor. Bu 5 yıllık süre zarfında vatandaşların iş yerlerini, evleri, camları, çatıları yıkarak çok kötü bir yönetim sergiledi. Mudanya Belediye Başkan adayımız Sayın Ahmet Murat Ünal ile birlikte inşallah çalışmalarımız 31 Mart seçimleriyle birlikte netice verecek. Biz inanıyoruz. Mudanyalılar da buna gönülden inanıyor. Bizler Mudanya Belediye Başkan adayımızla birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızla uyumlu bir şekilde çalışacağız. Mudanya'mıza, Güzelyalı'mıza ve tüm mahallelerimize en iyi hizmeti getirebilmek için hükümetimizin de desteğiyle hizmetlerimizi bir bir yapacağız. Yeni yapılan bir şeyi tekrar bozup da şey yapması, bu hale getirmelerinde ne var yani, anlamı ne, manası ne, nisim böyle oluyor? Biz de şaşırmış vaziyetteyiz yani, yaptıkları şeyin ne olacağını merakla bekliyoruz yani. Böyle birden sabahleyin bir geldik, buralar böyle kazılıyor yani, biz bir mana veremiyoruz.